Bu videoda çapraz çarpımın tanımından sanırım 3 video önceydi. Evet elde ettiğimiz bir sonuçtan yola çıkıp bu sonuç sıfırdan farklı iki vektörün nokta çarpımının a ile b'nin nokta çarpımı diyeyim. Uzunlukları ya da büyüklüklerinin çarpımı not edeyim en iyisi. a'nın büyüklüğü çarpı b'nin büyüklüğü çarpı açının kosinüsü. Evet bu ikisinden yani r küpteki bir çapraz çarpım ve bu sonuçtan yola çıkarak iki vektörün çapraz çarpımının büyüklüğü ile ilgili bir çıkarım karımda bulunmaya çalışacağız. Çapraz çarpım aldığımızda bir vektör elde ederiz. Ama büyüklüğünü ya da uzunluğunu değerlendirdiğimizde ise bir sayı yani skaler bir değer elde ederiz. Bu vektörlerin büyüklüklerinin çarpımı. Yazayım. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü. 2 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Bu arada bu oldukça net bir sonuç ve bu sonucu da bir yerde tamamlıyor. Nokta çarpımda kosinüs, çapraz çarpımda ise sinüs var. Bunu daha önce gördünüz değil mi? Evet, eğer fizik videolarımı izlediyseniz kesinlikle görmüşsünüzdür. Bunun arkasında yatan mantığı anlattığım uzun bir video bile var. İsterseniz bu videoyu da yeniden izlemenizi öneririm ama bunu doğrusal cebir bağlamında yeniden yapacağımı da eklemek istiyorum. Bu videoda size bunu ispatlamaya çalışacağım. Evet, size bunu ve bunu kullanarak bunu elde edebileceğimi göstereceğim. Bu noktada eğer bana güveniyorsanız ya da bunu daha önceden gördüyseniz bu videoyu seyretmeyin çünkü işler bayağı karışacak. Evet, bu oldukça karmaşık bir ispat olacak bilginize. Eğer benimle kalıp videoyu seyredecekseniz de o zaman hadi başlayalım. İşe A ile B'nin çapraz çarpımının büyüklüğünün karesini alarak başlayacağım. Bu A ile B'nin çapraz çarpımı ve ben de bu vektörün büyüklüğünün karesini alıyorum, tamam mı? Bunu daha önce birçok videoda gördük ve ben de bu fikri daha önce defalarca kullandım. Hemen yazıyorum. Rastgele bir vektörün büyüklüğünün karesi, vektörün kendisiyle nokta çarpımına ya da xn'e kadar tüm terimlerinin karesinin toplamına eşittir. Bu neye eşittir? Bu, bu vektöre eşittir. Sadece üç bileşen olduğu için bu bileşenlerinin karelerinin toplamına eşit olacak. Hemen not edeyim, bu terimin karesi yazıyorum. A2B3 eksi a3 b2'nin karesi artı bunun karesi yani artı a3 b1 eksi a1 b3'ün karesi. Son olarak bir de bunun karesini alacağız. Artı a1 b2 eksi a2 b1'in karesi. Peki, bu neye eşit? Açılımını yazayım. Hadi bakalım, binomun karesinin açılımını yapacağız ki zaten bunu da daha önce defalarca yaptık, öyle değil mi? Eşittir. A2'nin karesi, B3'ün karesi. Sonra bunları birbiriyle çarpıp çarpımın iki katını alacağız. Eksi 2 çarpı A2, A3, B2, B3. 3. Evet bir yandan da sıralayarak yazıyorum. Artı bunun karesi yani A3'ün karesi B2'nin karesi buna bunu ekleyeceğiz. Artı A3'ün karesi B1'in karesi eksi 2 çarpı bunların çarpımı yani A1 A3 B1 B3 ve Artı bunun karesi yani a1'in karesi b3'ün karesi son olarak bunun da karesini alırsak artı a 1'in karesi, b 2'nin karesi eksi 2 çarpı e, a 1, a 2, b1, b 2. Ve artı bunun karesi yani a 2'nin karesi, b1'in karesi. Evet işte bu kadar. Şimdi de bunu daha sonra kullanışlı olacağını bildiğim bir şekilde yeniden yazayım. A2, A1 ve A3'ün karesi parantezine alarak yapacağım bu işi. Nötr bir renk kullanayım. Evet eşittir a1'in karesi çarpı a1'in karesi nerede var burada ve burada evet a1'in karesi çarpı b2'nin karesi artı b3'ün karesi güzel sırada a2'nin karesi var onlar da işte buradalar a2'nin karesi çarpı b1'in karesi artı b3'ün karesi ve son olarak yeni bir renkle 1 a 3'ün karesi parantezi açalım. a 3'ün karesi de bunda ve bunda var. a 3'ün karesi çarpı b 1'in karesi artı b 2'nin karesi. Ortadaki bu karma karışık ifadeleri de unutmayacağız tabi. Bunları da bir bakalım. Eksi 2 çarpı bunlar yani. A2, A3, B2, B3 artı A1, a3 b1 b3 artı a1 a2 b1 b2. Evet, işte bu kadar. Bu şimdilik burada biraz istirahat etsin. Evet, buraya bir çizgi çizeyim. Bu arada bunun bir çapraz çarpımın büyüklüğünün karesi olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet, bu bundan ibaret ve bunu sakın unutmayın. Şimdi yine bunun gibi uzun ve karmaşık bir hesap daha yapacağız. Önce bunu yazayım. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü lü çarpı aralarındaki açının kosinüsünün a ile b'nin nokta çarpımına ki bunun sonucunu da burada bulmuştuk. Evet onu da yazayım. A1 çarpı B1 artı A2 çarpı B2 artı A3 çarpı B3'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunun olduğundan daha da karmaşık olmasını sağlamak için isterseniz gelin bir de karesini alalım. Evet bu eşitliğin iki tarafının da karesini alacağım. A'nın büyüklüğünün karesi çarpı, B'nin büyüklüğünün karesi çarpı, kosünüs, kare, teta eşittir. A ile B'nin nokta çarpımının karesi, evet eşittir, bunun karesini elde ederiz. Peki, bunun karesi neye eşittir? Buradaki kareyi silip aynısını bir kere daha yazayım. A1, B1 artı A2, B2 artı A3, b 3. Şimdi de bu polinom çarpmasını yapalım. Önce bunu buradakilerin her biri ile çarpacağım. A1, B1 çarpı A1, B1. Buraya yazayım. Evet. A1'in karesi B1'in karesi değil mi? Sonra artı. Bununla bunu çarpacağım. A1, B1 çarpı A2, B2. Evet. A1, A2, B1, B2 olarak yazıyorum. Artı bununla bunun çarpımı yani A1, A3 ve B1, B3. Şimdi sırada ikinci terim var. Yani bunları bununla çarpacağız. A2, B2 çarpı A1, B1 buna eşittir. Yazayım altına. A2, B2 çarpı A1, B1. Altına yazmamın sebebi aynı olmaları ve sonra bunu sadeleştirecek olmamız. Göreceğiz. Evet, bununla bunun çarpımının sonucu bu. Sonra bununla bunu çarpalım. Onu da buraya yazayım. Evet, A2'nin karesi ve B2'nin karesi. Araya artı koyuyorum. Son olarak ortadakiyle bir de bunu çarpmamız lazım onu da buraya yazacağım artı A2 A3 B2 B3 evet bir tane daha var bunu da maviyle yazayım son olarak bir de bunu bunların her biriyle çarpmamız gerekiyor A3 B3 çarpı A1 B1 bununla aynı olduğu için buraya yazayım A3 B3 A1 B1 evet bununla bunu çarpınca da A3 B3 A2 B2 elde ederiz öyle değil mi araya artı koyayım sonuncusu da A3'ün karesi B3'ün karesi Evet, bunları, bunları topladığımızda sonuç ne olur dersiniz? Yeniden renk değiştireyim. A1'in karesi, B1'in karesi, bu arada renkleri de bilerek bu şekilde kullanıyorum. Artı, artı A2'nin karesi, B2'nin karesi ve artı a3'ün karesi b3'ün karesi artı bunları da beyazla yazayım geriye ne kaldı bu terimin iki katı bunun ve bunun iki katı hemen yazıyorum artı 2 çarpı a1 a2 b1 b2 artı bu a1 a3 b1 b3 ve artı a2, a3, b2, b3. Ve benim gördüğümü siz de görüyorsunuz değil mi? Bununla bunu karşılaştırırsak aynı olduklarını görebiliriz. Bakın ikisinde de a1, a2, b1, b2 var. Bu terimle bu terim birbirinin aynısı. Benzer şekilde farklı bir renk seçeyim. A1 A3 B1 B3 A1 A3 B1 B3 bununla da bu aynı ve son olarak ikisinde de A2 A3 B2 B3 de var. Bu arada bunu da hemen düzeltiyorum. A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3 bununla da bu aynı. Bu ifadenin açılımını aldığımızda bu terimin iki katını, bunun açılımını aldığımızda ise eksi iki katını bulduk. Şimdi bakalım sadeleştirebilecek miyiz? Bununla bunu toplayalım ne dersiniz? Evet, hadi bakalım. Siz de heyecanlanmaya başladınız değil mi? A ile B'nin çapraz çarpımının büyüklüğünün karesine, buna A'nın büyüklüğünün karesi çarpı B'nin büyüklüğünün karesi çarpı açının kosinüsünün karesini evet ekleyeceğiz bunun neye eşit olduğunu bulmak için bununla bunu toplamamız lazım, öyle değil mi? Bununla bunu toplayınca bu, bunun eksi 2 katı, bu da artı 2 katı demiştik. O halde birbirlerini götürürler. Harika. Evet, bu iki terimin topladığımız zaman, bu dediğimin iyice anlaşılmasını istiyorum. Bu ikisi birbirini götürecek. Evet, bu ikisinden bahsediyorum. Ve sadeleşmeleri de çok ama çok iyi bir şey çünkü işlerimizi kolaylaştırıyor. Böylece geriye bununla bunun toplamı kalacak. A1'in karesi var. Katsayılarını toplayacağız. A2'nin karesi var. Onun da katsayılarını toplayacağız. Ve bir de A3'ün karesi var. Peki sonuç? A1'in karesi çarpı. Bununla bunun toplamı. Hemen yazıyorum. B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesi. Her şey birdenbire daha düzeltilmiş düzenli bir hal almaya başladı gayet güzel artı a2'nin karesi çarpı katsayıların toplamı yani b1'in karesi artı b2'nin karesi artı b3'ün karesi Harika son olarak bir de A3'ün karesi var. Bunu da sarıyla yazalım. Evet A3'ün karesi çarpı B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesi çarpı B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesi. Bunların yani çarpı B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesinin ortak olduğunu siz de gördünüz değil mi? Evet o halde bunları da bir paranteze alabiliriz. B1'in karesi artı B2'nin karesi artı B3'ün karesi çarpı ağlı terimlerin kareleri yani a1'in karesi artı a2'nin karesi artı a3'ün karesi. Evet, sona çok yaklaştık. Bunların ikisi birbirine eşit. Peki bu neye eşit? Bunu farklı bir şekilde yazabilir miyim? Düşünelim. Bu b ile b'nin nokta çarpımına ya da b'nin büyüklüğünün karesine eşittir. Peki ya bu? Aynı mantıkla bu da a'nın büyüklüğünün karesi. Yani a'nın kendisiyle nokta çarpımına eşittir. Şimdi hepsini baştan yazıyorum. Elimizde A'nın B ile çapraz çarpımının büyüklüğünün karesi var. Buna A'nın büyüklüğünün karesi. Aslına bakarsanız kopyalayıp yapıştırırsam, evet daha kolay olacak sanki. Evet, artı bu. Ee, neden olmadı? Bir saniye. Kontrol, kopi ve... Aa, olmadı, olmadı. Peki tamam o halde <laughs> o halde yazmaya devam edelim. Kısa yol her zaman iyi yol değildir değil mi? Artı A'nın büyüklüğünün karesi çarpı B'nin büyüklüğünün karesi çarpı aralarındaki açının kosinüsünün karesi buna eşit. Peki iki taraftan bunu çıkarırsak ne olur? Bir bakalım. A ile B'nin çapraz çarpımının büyüklüğünün karesi bununla bunun farkına eşit olacak. Önce yazayım. İki taraftan bunu çıkarınca eksi A'nın büyüklüğünün karesi çarpı B'nin büyüklüğünün karesi çarpı aralarındaki açının kosinüsünün karesi. Bunları a'nın büyüklüğünün karesi çarpı b'nin büyüklüğünün karesi parantezine alabiliriz değil mi? Bunun sırası farklı ama sonuç olarak aynı şeyden bahsediyoruz. Eşittir a'nın büyüklüğünün karesi çarpı b'nin büyüklüğünün karesi çarpı 1 eksi kosinüs kare teta. Evet, bana hemen 1 eksi kosinüs kare teta'nın neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet doğru. Sinüs kare teta. Çok doğru. Sinüs kare teta ile kosinüs kare teta'nın evet yazdım toplamı 1'dir. Öyle değil mi? Hatırlatmış olalım. Bildiğimiz en basit trigonometrik gözleştik aslında. İki taraftan kosinüs kare teta çıkarırsak sinüs kare teta'nın 1 eksi kosinüs kare teta'ya eşit olduğunu bulabiliriz. O halde bunun yerine de sinüs kare teta yazabilirim. Şimdi bir de kare kökünü alalım. Evet gerçekten çok heyecan verici. İki tarafın karekökünü alıyorum. A'nın B ile çapraz çarpımının büyüklüğü, evet, A'nın büyüklüğü çarpı, B'nin büyüklüğü çarpı, aralarındaki açının sinüsüne eşit. işte bu kadar. Bu noktaya gelebileceğimi gerçekten de düşünemiyordum ama umarım siz de tatmin olmuşsunuzdur. Demek istediğim bunu artık körü körüne kabul etmek zorunda değilsiniz ve küçük bir hata yapmadan da ya da elektrikler kesilmeden de artık bu videoyu da sonlandıralım değil mi? Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve faydalı olduğunu düşünüyorsunuzdur.